Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 26 Nisan Salı, saatlerimiz 13. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında sıcak haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın noktalarımız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yeniden artacağını açıkladı. Murat Ovucu Ankara'dan canlı yayında. Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri yarından itibaren hesaplara yatıyor. Filiz Uçan Ankara'dan canlı yayında. Ramazan Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz. İstim Çobanoğlu İstanbul'dan canlı yayında. Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Gündemde maske konusu var. Murat Sekban Ankara'dan canlı yayında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Dün Erdoğan'la görüşen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de Rusya'da. Ece Altuğ Ankara'dan, Akşin Kişiye Moskova'dan canlı yayında. Fethullahçı terör örgütüne yönelik 16 ilde operasyon başlatıldı. Mehmet Karataş İstanbul'dan canlı yayında. Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Avrupa ülkelerini rahatsız etti. Ömer Aydın Fransa'dan canlı yayında. Hayat sigortası primleri E-Devlet üzerinden başvuruyla geri alınabiliyor. Aslı Bilger Kutlu da İstanbul'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün de Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Ayrıntılar Ankara'dan A Haber muhabiri Ece Altuğ'da. Başkan Erdoğan Rus liderle bir telefon görüşmesi yapacağını söylemiş ve bugünü işaret etmişti. Beklenen görüşme gerçekleşti. İlk açıklama ise Moskova tarafından geldi. O telefon görüşmesinde Ukrayna sorununun ele alındığı ifade edildi. Tabii daha fazla neler konuşuldu. Bunun için gözümüz hem Kremlin'den hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan gelecek açıklamada. Diyordum ki şu an o açıklama geldi. Hemen bakalım. Telefon görüşmesine ilişkin şu detaylar aktarıldı. Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerle Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam ettirilmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti. O görüşmede ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemini işaret etti. Başkan Erdoğan Putin'e yaptığı görüşmede herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi Başkan Erdoğan ve son olarak şu ifadeler kullanıldı. Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini Başkan Erdoğan yineledi. Rus lider Putin'le yaptığı o görüşmede dediğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi o açıklama ve Rus liderle bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan özetle ele alınanlar da o görüşmede bu şekildeydi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yeniden artacağını bildirdi. Yeni rakam 1 Mayıs'ta açıklanacak. Ayrıntılar A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu'da. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde Isparta'da yapmış olduğu bir konuşmada buna ilişkin sinyalleri vermiş. En düşük emekli maaşıyla ilgili bir çalışma yapıldığını ifade etmişti. Konuyla ilgili A Haber'in sorularını yanıtladı Bakan Bilgin ve Temmuz ayını işaret etti. Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak ve en düşük emekli maaşında artışa gidilecek dedi. Bununla ilgili bir rakam paylaşmadı. Ancak 1 Mayıs itibariyle 1 Mayıs'ta yapacağı konuşmada bununla ilgili detayları da duyuracağını dile getirdi. Malum yılbaşında yapılan yasal düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 1500 liradan 2500 liraya çıkarılmıştı. Şimdi yılın ortasında yeniden bunun üzerinde bir artış yapılacak ve en düşük emekli maaşı da
artırılmış olacak. Enflasyon üzerinden bir hesaplama mı yapılacak diye sordum Bakan Bilgin'e. O da elbette içinde enflasyon olacak ama ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek bir düzenleme çok ciddi bir rahatlama yaratacak ifadesini kullandı. Özellikle son günlerde emekli ikramiyeler üzerinden yapılan tartışmaya değindi. Bununla ilgili bazı hesaplamalar paylaştı. 1100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı bu. Ancak biz şimdiki düzenlemeyle yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Yani emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak dedi ve yaklaşık 800 bin kişiyi ilgilendiren, geniş bir kitleyi ilgilendiren bir düzenleme olduğunun da altını çizdi. Elbette bir yasal düzenleme gerekiyor bunun için, çünkü daha önce yasayla yapılmıştı en düşük emekli maaşının artırılması. Şimdi bununla ilgili yeni bir yasa düzenleme de yapılacağını da ifade etti. Şimdi gözler 1 Mayıs'ta Bakan Bilgin'in yapacağı o açıklamada. En düşük emekli maaşı artacak ama ne kadar olacak onu da 1 Mayıs'ta öğrenmiş olacağız. Yaklaşık 12 milyon emekliye ödenecek Ramazan Bayramı ikramiyeleri yarından itibaren hesaplara yatıyor. Notlar Ankara'dan A Haber muhabiri Filiz Uçan'dı. Cana Konar, milyonlarca hatta binlerce emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesindeydi. Ne zaman yatacağı merakla bekleniyordu ve yarın itibariyle, yani 27 Nisan itibariyle emeklilerin artık hesabına bu paralar yatmış olacak. Peki kimlere ne zaman yatıyor? Hemen onları da izleyicilerimiz için paylaşmış olalım. Bayram ikramiyeleri gördüğünüz gibi SSK emeklileri için 27 ve 28 Nisan'da hesaplarına yatırılmış olacak. Aynı şekilde Bağkur ve memur emeklileri için de yine 29 Nisan'da hesaplarına yatırılmış olacak. Peki bayram ikramiyeleri için hangi günlerde hangi kişiler alacak? Bunları da hemen izleyicilerimiz için aktaralım. 4 A'lı işçi emeklileri için ödeme günleri maaşları 17 ve 21 tarihi arasında olan ve bu tarihler arasında maaşları ödenen kişilere 27 Nisan'da ödemeler yapılacak. Aynı şekilde de maaşları 22 ve 26 tarihleri arasında olan kişilerin de yine o tarihler arasında ödenen kişilere de yine 28 Nisan'da ödeme yapılacak diyelim. Tabii bunun yanında aynı zamanda 4B'li Bağkur emeklileri için de ödemeler yapılacak. Onların ödemesi de yine 29 Nisan'da ödeme yapılmış olacak. Tabii ne kadar olduğunu da hemen görüyorsunuz ki 1100 lira olarak da bütün emeklere, hem 4A'lı hem 4B'li kişilere de 1100 lira da yatırılmış olacak hesaplarına. Tabii bunun yanında tabii kamu işçilerine de yine tedye ödemeleri, yani yine onlara da ikramiye verilecek. Onların ücretlerine de hemen bakmış olalım. Onlar da 29 Nisan'da yine emeklilerle birlikte yatırılmış olacak. Ağustos ve Aralık aylarında tedye ödemeleri iki ayrı şekilde yapılmış olacak onlar için de. Onların da yatırılan ikramiye miktarı da en az 1550 lira şeklinde olmuş olacak. Tabii tüm herkesin gözü kulağı, tüm emeklerin gözü kulağı bu ödemedeydi. Bunun yanı sıra tablomuzda yer almayanların yanı sıra aynı zamanda emekli olacak kişiler de var Mayıs ayında. Bu kişiler de aynı şekilde Nisan ayına gelmeden özür diliyorum. Nisan ayında, Mayıs ayında emekli olacak kişiler Nisan ayının sonuna kadar bağlı bulundukları SSK'ya gidip, Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip dilekçe verebilirler emekli olacaklarına dair. Onlar da yine bu ikramiyelerden yararlanabilecekler. Emekli olacaklarını bildirdikleri takdirde onlar da bayram sonrasında yine SGK'nın belirlediği tarihler arasında ücretlerini almış olacak. Bunun yanında işsizlik maaşları da var biliyorsunuz ki. Onların da genellikle 5 Mayıs tarihinde yapılması gerekiyordu ve Ramazan bayramı nedeniyle de onların da erken ikramiye almaları için 29 Nisan tarihinde de yine işsizlik maaşı alan kişilerin de ödemeleri yapılmış olacak. Artık emekliler de, işsizlik maaşı alanlar da, yine aynı şekilde kamu personelleri de 27 ve 29 Nisan tarihinde tüm emekliler de bu ikramiyelerden yararlanmış olacak Can Okanar. Ramazan bayramında köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ayrıntılara haber muhabiri İslim Çobanoğlu'nda. Evet, Ramazan bayramına artık sayılı günler kaldı. Tabii en çok merak edilen sorulardan biri de köprü, otoyol ve toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağıydı. Tabii bununla ilgili karar resmi gazetede yayınlandı. Resmi gazetenin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre Ramazan bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00'dan
16'dan yani gece 12'den saat 5 Mayıs saat 07'ye kadar yap, işlet, devret modeliyle yapılan projeler hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçişlerin ücretsiz olacağını sizlere aktaralım. Karara göre 2 Mayıs saat çift 0'dan 4 Mayıs saat 24'e kadar Başkent Raj, Marmaray ve İzban seferleriyle belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetlerinin de bu noktada Ramazan Bayramı tatili süresince ücretsiz olacağını söyleyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elektrik faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi birazdan. Koronavirüs vakaları 3000'lerin altına indi. Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Gündemde maske konusu var. Ayrıntılar Ankara'dan haber muhabiri Murat Sekban'da. Can Okanar, normalde bilim kurulu toplantısını 27 Nisan çarşamba yani yarın yapacaktı. Ancak dün Sağlık Bakanı sosyal medyadan toplantının bugüne alındığını duyurdu ve paylaşımında da şu notu düştü. Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım dedi ve bugünü işaret etti. Saatler 12'yi gösterdiğinde de koronavirüs bilim kurulu toplantısı başladı. Toplantının başladığı anda da yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önemli bir paylaşımı vardı. Bilim kurulunun son toplantısı az önce başladı ifadesini kullandı. Peki gündem ne? Elbette en önemli başlık maske. 2 Mart'ta yapılan toplantıda açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Kapalı alanlarda maske takmaya devam ediyorduk. İşte bu noktada yeni esnetmelerin olabileceği de konuşuluyor ki beklentiler de aslında bu yönde, vaka sayılarının azalmış olması ve can kayıplarının da azalmış olması bu noktada bunu bizlere gösteriyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının saat 12 itibariyle son kez toplandığını belirtelim. Toplantının sona ermesiyle birlikte Fahrettin Koca alınacak kararları kamuoyuyla, vatandaşlarla paylaşacak. Dediğimiz gibi bilim kurulunun ana gündem maddesi kapalı alanlarda maske zorunluluğunun esnetilmesi, bu alanlar arasında da okulların olduğunu da belirtelim. Tüm detaylar masaya yatırılıyor olacak. Bilim kurulu toplantısı sona erdikten sonra Fahrettin Koca'dan çıkacak kararlara ilişkin açıklamaları bizler de bekleyeceğiz ve izleyicilerimize aktaracağız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Elektrik faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Bahçeli, yarasalara bu vatanı peşkeş çekemeyeceksin dedi. HDP'li Garopaylan'ın 1915 teklifiyle ilgili de konuşan Bahçeli, sözde Ermeni soykırımıyla kanun teklifi hazırlamak ihanettir ifadesini kullandı. Faturayı 3 ay boyunca ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun beklendiği üzere elektriği kesilmiştir. Bu çarpık zihniyet karanlıktan ülkemizin aydınlık ortamına gölge düşürmeye çalışmıştır. Önemli olan sesi duyurmaktı, bir hafta sonra faturayı ödeyeceğim diyerek iç huzur ortamını karıştırmak, istismar çarkını söndürmekle uğraşıyor. Kılıçdaroğlu fellik fellik karanlıkları dolaşırken, karanlıktan rant elde etmeyi planlarken hiç kimse unutmasın ki Türkiye'nin hayat ve varlık ışığını söndürmeye asla güç yettiremeyecektir. Sayın Kılıçdaroğlu bilmelisin ki Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın, iç ve dış mahreçli çıkarcı yarasalara bu aziz vatanı peşkeş çekemeyeceksin. Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hiyanettir. Kokuşmuş milletvekilinin kimden cesaret aldığı, kimlerle dayanışma içinde olduğu ayan beyan ortadadır. Sözde soykırım iddiasının kanun teklifi olarak hazırlanması, Türkiye'yi tahrik etmek ve milletimizi töhmet altında bırakmak için kurgulanmıştır.
1915 olaylarının iç yüzünü, perde arkasını, asıl mahiyetini saptırmak bir defa tarih suçudur, Türk milletine saygısızlıktır. Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Avrupa ülkelerini rahatsız etti birazdan. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da bir araya gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Rusya'da Guterres, Putin ve Lavrov'la görüşecek. Ayrıntıları almak üzere Moskova'ya gidiyoruz. Haber muhabiri Akşin Kişiyev karşımızda. Evet Can Okunar, dün Ankara'da temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün ise Moskova'da Rus yetkililerle buluşacak. Genel Sekreter'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Görüşmelerin ana gündem konusu beklendiği gibi Ukrayna olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov'un Moskova'da bir araya geleceği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatı hakkında detaylı bilgi vereceğini duyurdu. Görüşmede ağırlıklı olarak Donbas'taki olaylara odaklanılması beklenen tarafların ayrıca Suriye, Libya ve Orta Doğu sorunlarının çözümü dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki konulara da değinmelerinin planlandığı bildirildi. Görüşmede Rusya'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın faaliyetlerine ve şartının hükümlerine olan bağlılığına ve ayrıca örgütün dünya meselelerindeki merkezi koordinasyon rolüne vurgu yapması bekleniyor. Taraflar ayrıca Rusya ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği arasında verimli işbirliği geliştirme olanakları üzerinde de duracakları kaydedildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto konusunun ele alınacağı genel kurul toplantısının ardından Moskova'ya gelecek olan Guterres'in daha sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçmesi planlanıyor. Genel Sekreter'in Kiev'den önce Moskova'yı ziyaret edecek olması ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski tarafından sert sözlerle eleştirilmişti. Rus basını ise Guterres'in Moskova'ya gelmeden önce yaptığı Rusya karşıtı açıklamalarıyla Moskova ziyaretine gölge düşürdüğünü yazdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ayrıca dün önemli bir açıklamada bulunmuş ve nükleer savaş riskinin şu anda oldukça hala geçerli olduğunu, bu konunun hala gündemde olduğunu belirtmişti ki nükleer savaş riski konusunun da bugünkü Moskova'da yapılacak görüşmelerde ele alınacağını diyelim ve söz tekrar size bırakalım. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Gezi davası sonrasında Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez diyen Çelik, demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir ifadesini kullandı. Sözcü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Milli iradeyi tehdit eden yasağı da zihniyetinin ebediyete mahkum olduğunu belirten Çelik, buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı dedi. Bunlarla siyasi mücadeleyi sürdürmek tarihi bir görevdir ifadesini kullanan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalkanlarla millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz vurgusu yaptı. CHP'li Özer'e bir tepkide İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Bu milletin hür iradesine hakarettir diyen Altun, muhalefete demokrasiyi içselleştirin diye seslendi. Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak mahkeme kararına Avrupa Birliği'nden tepkiler geldi. Ayrıntıları Fransa'dan A Haber muhabiri Ömer Aydın aktaracak.
Osman Kavala davasıyla ilgili Avrupa Birliği sürekli açıklamalarda bulunuyordu ve Türk yargısına müdahale anlamına gelen bu açıklamalar sürekli tekrarlanıyordu. Dün alınan mahkeme kararı sonrasında da yine Avrupa Birliği ülkelerinden ve Avrupa Birliği'nden tepkiler, açıklamalar geldi. Avrupa Birliği Türkiye raportörü Sanchez Amor ve Türkiye-Avrupa Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Ragodinski ortak bir açıklama yaptı. İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı kararlarının dışında olduğu belirtildi ve yine Avrupa Konseyi'nde devam eden ihlal prosedürü çerçevesinde sonuçları olacağı şeklinde bir tehditkar dil kullandılar. Avrupa Birliği ülkelerinde, üyesi ülkelerden de özellikle Almanya ve Fransa başta olmak üzere ülkelerden de alınan karar, müebbet hapis kararına tepkiler geldi. Almanya yaptığı açıklamada, Almanya'dan gelen açıklamada Kavala'nın derhal serbest bırakılması istendi. Fransa'dan da benzer yönde bir açıklama geldi. Türk yargısının aldığı karara, Türk yargısına müdahale anlamına gelen açıklamalar geldi. Hem Fransa'dan hem de Avrupa Birliği'nin üyesi çeşitli ülkelerden Türkiye'deki süreci dikkatle takip ettiklerini ifade ettiler ve Türkiye'de Osman Kavala hakkında alınan kararın yansımaları, kararın Türkiye aleyhine sonuçları olacağını ifade eden, kullanıldığını ifade edelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri Atak'a dünyadan ilgi artıyor. A Haber, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacı için milli imkanlarla geliştirilen T-129 Atak helikopteri envantere girdiğinden bu yana Mehmetçiğin gücüne güç katıyor. İlk yurt dışı teslimatı Filipinlere yapılan Atak taarruz ve taktik keşif helikopteri için birçok ülkeden de talep var. A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş ve kameraman Taşkın Ural, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne giderek gurur veren Atak'ı görüntüledi. A Haber ekibi olarak TUSAŞ'ta T-129 yerli ve milli taarruz helikopteri olan Atak T-129 helikopterinin bulunduğu hangarlardan birindeyiz. Burada TUSAŞ mühendisleri ve teknisyenleri Atak helikopterinin hem bakımını hem üretimini hem testlerini gerçekleştiriyorlar. Yanımızda da milli gururumuz Atak helikopteri bulunuyor. Öyle ki Atak helikopteri dünyada sınıfının en etkin taarruz helikopteri olarak aslında kayıtlara geçmiş bir helikopter. Aynı zamanda üzerinde bulundurduğu silah sistemleriyle, hafif ve ağır silah sistemleriyle hedeflerini imha eden ve düşmana gözü açtırmayan sistemlere sahip. Kokpit kısmına baktığımızda son teknoloji donanımlara sahip yazılımlarını da yine Türk mühendislerin yaptığı Atak helikopterinde kask sistemleri silah sistemleriyle entegre. Yani öyle ki pilot uçuştayken hareket ettiğinde silah sistemleri de pilotun hareketlerini takip ederek düşmanlara anında yönelebiliyor. Bu da aslında birçok operasyonda adeta hayat kurtaran bir nokta. Birazcık teknik özelliklerinden bahsedelim Atak helikopterinin. Görev ve silah sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat ihtiyaçları doğrultusunda milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirildi. Ancak tabii üretildi, sahaya çıktı. Performansı dünyanın bütün ülke, birçok ülkesinde dikkatini çekti. Bu noktada hemen Pakistan ve Filipinlerle anlaşmalar yapıldı ve Pakistan ve Filipinlere Atak helikopterleri teslim edildi. Teslimatı bekleyen Atak helikopterlerinin üretimi de hali hazırda devam ediyor. Aslında birçok ülke talip, ancak dediğimiz gibi devletler arasında görüşmeler devam ediyor Atak helikopteriyle ilgili. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan, aynı zamanda sahadaki operasyonel başarıyı arttıran yerli ve milli taarruz helikopteri T-129 Atak hem donanımları hem de yazılımlarıyla birlikte tamamen yerli ve milli, tamamen Türk mühendislerinin eseri. Biz de şu anda Atak helikopterlerini görüntüledik diye sözü tekrar merkeze bırakalım. Bilim Kurulu koronavirüs gündemiyle bugün toplandı biliyorsunuz ve saat 15'te Başkan Erdoğan Bilim Kurulu'nda alınan kararlarla ilgili bir açıklama yapacak. Başkan Erdoğan'ın açıklaması saat 15'te. Devam ediyoruz. Fethullahçı terör örgütüne yönelik 16 ilde operasyon başlatıldı. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ta.
Evet Can Okanar, İstanbul merkezli Fethullahçı terör örgütüne yönelik başlatılan bu operasyonda terörle mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyon karşısında şu an itibariyle 53 şüpheliden 23'ünün yakalandığını sizlerle paylaşmış olalım. Evet 16 ilde eş zamanlı olarak başlatılan bir soruşturmaydı ki zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçlarıyla mücadele bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma kapsamında ankesör soruşturması kapsamında 53 şüpheli belirlendi ki bunların tabii ki özellikle de daha öncesinde gözaltına alınan örgüt üyelerinin ifadelerinde de yine bu kişilerin tespit edilmesi ve daha da önemlisi ankesörden görüşme yaptıkları ve aynı kartla birçok kez kendi aralarında görüştüklerinin tespit edilmesi sonrasında başlatılan bir operasyondu. Dediğimiz gibi İstanbul merkezli 16 ilde başlatılan bu operasyonda 53 şüpheliden 23 yakalandı ki diğer 30 kişinin de yakalanması için aslında şu dakikalarda hala bu operasyonun da bir noktada devam ettiğini sizlerle paylaşalım. İlerleyen dakikalarda bu 23 rakamının daha da artabileceğini sizlere aktarmış olalım. Tabii ki gözaltına alınanlar arasında daha öncesinde kapatılmış olan askeri okullarda öğrenci olanlar ve bir taraftan da yine hala mevcut olarak görevde olanların da olduğunu sizlerle paylaşalım. İşte yürütülen soruşturma, ankesör soruşturması kapsamında 53 şüpheli tespit edilmiş ve sonrasında da yapılan operasyonla 23 kişi şu dakikalarda gözaltına alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiklerini ve bu noktada ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilecek ki aslında şunu da söyleyeyim, dediğimiz gibi daha öncesinde gözaltına alınan örgüt üyelerinin de ifadeleri doğrultusunda yeni isimler tespit edilmişti. Şimdi bu isimlerin gözaltına alınmasıyla birlikte ifadeleri doğrultusunda yeni operasyonları da yine yapılabileceğini tahmin ettiğimizi belirtip söz tekrar size bırakalım. Mars'ı inceleyen uzay aracı bilinen en uzun ve en büyük iki depremi tespit etti. Kızıl gezegendeki depremlerden biri 94 dakika sürdü. Mars'ta bilinen en büyük ve en uzun deprem tespit edildi. Mars'ı inceleyen InSight uzay aracı önemli verilere ulaştı. Kızıl gezegende iki büyük deprem tespit edildi. Depremlerden biri tam 94 dakika sürdü. Bu depremlerden biri 4.2 büyüklüğünde 25 Ağustos 2021'de, diğeri ise ilkinden 24 gün sonra 4.1 büyüklüğünde kaydedildi. Depremlerden ilki birkaç saniye sürerken ikincisi bir rekora imza atarak 94 dakika boyunca devam etti. Etki açısından ikisi de önceden kaydedilmiş Mars depremlerinden 5 kat daha güçlü. Üstelik Mars'ta yaşanan depremlerin dünyadakinden hiçbir farkı yok. 2019'un başından beri gezegen bilimciler bu Mars depremlerini InSight iniş aracına yerleştirilmiş bir sismometre ile kaydediyor. Bankalardan kredi çekilirken yapılan hayat sigortası primlerini e-devlet üzerinden başvuru yaparak geri alabilme imkanı getirildi. Hayat sigortası kredi çeken kişinin vefatı durumunda bankaya olan borcunu kapatıyor. Sözü A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve konuğuna bırakıyoruz. Evet, kredi çekerken hayat sigortası da bankalar tarafından isteniyor. Borçlular da bu primleri ödüyorlar. İşte bunun geri alınabileceği yönünde bazı bilgiler var. E-Devlet üzerinden bu hayat sigortası primleri kredi devam ederken geri alınabiliyor. Ama tabii ki bu yeni bir uygulama mı, sakıncaları var mı? Bu soruları da konuğuma soracağım. Sigorta uzmanı Mine Baler bizlerle birlikte efendim. Efendim, bu hep yıllardır devam eden bir uygulama mıydı? Yeni mi getirildi diye başlayalım isterseniz. Şimdi poliçe bireysel bir poliçe olduğu için ve kişinin kendi isteğine bağlı bir poliçe olduğu için istediği zaman bu poliçeyi iptal etme şansı var. Yalnız iptal ettiğinde bazı sakıncalar doğuruyor.
Yani bununla ilgili bankanın vermiş olduğu krediyi geri çekme ihtimali var, vadeyi kısaltma ihtimali var ve katsayı oranını da yükseltme ihtimali var. Yani efendim biraz daha açıklayıcı olursak diyorsunuz ki ben hayat poliçesini primlerini geri alayım derken bir taraftan kredi oranı artabilir. Bankanın böyle bir hakkı var diyorsunuz. Daha da o zaman bana zararı olur mu müşteri olarak kredi alan birisi olarak? Tabii ki mutlaka daha zararı olur. Çünkü şöyle bir şey düşünün, bu poliçeyi yaptırdığınızda siz hayatınızı ortaya koyuyorsunuz. Herhangi bir vefat durumunda lehtarınıza bir borç kalmaması için yapılan bir poliçe. Poliçe süresinde size bir şey olursa, sakat ya da mağlur kalırsanız bu poliçe devreye giriyor. Bu poliçenin iptal edildiğini düşünün ve 1 milyonluk bir kredi çektiğinizi düşünün. Bu eşinize, çocuğunuza, annenize, babanıza kalacak bir borç. Yani bir taraftan çok cüzi bir primi geri alacağım derken öbür taraftan ailenize veya mağlur kalırsanız da size çok büyük bir külfet getirecektir. Yani dediğiniz gibi belki 2000-3000 lirayı geri alayım derken 1 milyon lira aileme miras bırakmış olacağım değil mi efendim, borç mirası? Aynen öyle, borç mirası. Bunu ödeyebilirler, ödeyemezlerse işte evlerini banka haciz yoluyla satar, evlerinden de olabilirler. Yani kesinlikle tavsiye edilen bir şey değil. Peki efendim, yayından önce de aslında sizinle konuştuk. Siz aslında bu hayat poliçeleri yapılırken bir şeye de dikkat etmesini istiyorsunuz seyircilerimizin. Nedir efendim o dikkat edilmesi gereken imzayı atarken? Şimdi bu hayat poliçeleri düzenlenirken genelde krediyle beraber imzalanıyor. Ve orada en önemli şey, sigorta şirketinin baktığı en önemli şey sağlık beyanı. Poliçeyi yapmak için veya kişi sigortayı düzenleyip krediyi almak için oradaki sağlık beyanı sorularına hayır olarak geçiyor. Yani hiçbir rahatsızlığım yoktur diye imza atıyor. Fakat şöyle olaylarla çok karşılaşıyoruz. Mutlaka duymuşsunuzdur, mahkemelik olaylar var. İşte hayat poliçesi devreye girmedi. Neden girmiyor? Çünkü kişinin bir kalp rahatsızlığı var, bir tansiyon rahatsızlığı var, bir kanser rahatsızlığı var. Yani çok büyük bir rahatsızlığı var aslında ve bunu kredi kullanırken hayat poliçesinde beyan etmiyor. Ve bu sürece, yani kredi süresince vefat ediyor. Neden? Kalpten vefat etti. Sigorta şirketi geriye dönüş yapıyor ve kişinin bu rahatsızlığı ortaya çıktığı an bu beyanın geçersiz olduğunu, sahte beyan olduğunu, yalan beyan olduğunu düşünerek maalesef teminatı devreye sokmuyor. O yüzden öncelikle buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer bir rahatsızlığı varsa mutlaka krediyi kullanırken bu formda bunu beyan etmeleri gerekli ki yarın öbür gün bir vefat durumunda gene lehtar, yani ailesine herhangi bir borç kalmasın. Çok teşekkür ediyoruz efendim bilgilendirmeniz için. Çok teşekkürler. Mine Baler sigorta uzmanı bizlerle birlikteydi. Ve özellikle hayat sigortalarının e-devlet üzerinden primlerin tabii kredi devam ederken alınabildiğini ama dikkat edilmesi gereken noktalar da olduğunu belirtti diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Konya Beyşehir Gölü'nde oksijensiz kalan balıklar öldü. Gaziantep Tahtaköprü Barajı'ndaki balık ölümlerinin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı. Ölü balıklar kıyıya vurdu. Yapmasınlar diyor. Görüntü Konya Beyşehir Gölü'nden. İlçe sakinleri balıkçıların liman olarak kullandığı bölgede ve farklı kıyılarda çok sayıda ölü balık fark etti. 8-10 gündür oturuyorum. Burada ölü balıklar var. Ufak yavru balık bunlar. İhbar üzerine olay yerine giden ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri sudan ve balıklardan numune aldı. Ekipler belli alanlarda sıkışan balıkların oksijensiz kaldıkları için öldüğünü değerlendiriyor. Burası ise Gaziantep'teki Tahtaköprü Baraj Gölü. Ölen yüzlerce balık kıyıya vurdu. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekibiyle zabıta bölgede inceleme yaptı. ...2021 yılı Dünya Askeri Harcamalar raporu yayımlandı. Rapora göre ilk kez küresel askeri harcamalar 2 trilyon doları aştı. En fazla harcamayı ABD yaparken Rusya
5. sırada yer aldı. Savaşlar, artan güvenlik endişeleri, 3. Dünya Savaşı söylemleri, küresel askeri harcamalar ilk kez 2 trilyon doları aştı. Rusya-Ukrayna savaşıyla değişen güvenlik anlayışı, özellikle Avrupa ülkelerinin yeniden silahlanmaya başlamasına neden oldu. Rusya-Ukrayna gerilimine ek olarak Asya-Pasifik bölgesinde yaşananlar da eklenince 2021 yılında askeri harcamalar rekor kırdı. Ve ilk kez 2 trilyon doları aşarak 2 trilyon 113 milyar dolara yükseldi. Rusya'nın harcamaları yıllık %3 artarak 65,9 milyar dolara yükseldi. En fazla askeri harcama yapan 5. ülke oldu. Kırım işgali ardından askeri harcamaları %72 artan Ukrayna ise 2021'de %8 düşürdü. ABD 801 milyar dolarla birinci sırada. Çin 293 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı. Almanya'da enflasyon nedeniyle 51,8 milyar dolarla %1,4 düşerek harcamaları azaltan ülkeler arasında yer aldı. NATO'nun 8 ülkesinde askeri harcamalar gayri safi yurt içi hasılanın %2'sini aştı. Uzmanlara göre bu rapor savaş öncesindeki tabloyu gösteriyor. Ancak 2022 yılında silahlanma için ayrılan bütçenin çok daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Manisa'da kuruyan Marmara Gölü ile ilgili olarak mahalle muhtarı Selim Selvioğlu her fırsatta demeç veriyor, gölümüz kurtulsun diyordu. Ancak o muhtarın gölü işgal ettiği tespit edildi. Muhtara ilk cezayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kesti. Gölümüz 2 senedir yaşanan kuraklıklardan dolayı, gerekli önlemler alınmadığından dolayı bu hale geldi. Çevre duyarlısı muhtar davranışıyla şaşırttı. Manisa'daki Marmara Gölü ulusal öneme sahip sulak alan olarak tescilli bir kuş cenneti. Ancak göl geçen yıl Ağustos ayında tamamen kurudu. Kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti, göçmen kuşlar da artık uğramaz oldu. Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu da Marmara Gölü ile ilgili her fırsatta demeç veriyor, gölün eski haline getirilmesi için su basılmasını öneriyordu. Köylüler mağdur, genelde göç başladı köylerden. Ancak muhtar Selim Selvioğlu'nun kuruyan gölde 15 dönümlük alanı işgal edip tarım yapmaya başladığı tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nce 1865 TL para cezası uygulandı. Öte yandan kuruyan Marmara Gölü'nü tarım amaçlı süren toplam 21 kişiye para cezası uygulandı. 23 hayvan damı yıkıldı. Daha önce de 21 kişiye toplam 2 milyon 420 bin 779 TL idari para cezası kesilmişti. Diyarbakır'da Osmanlı ve Mevlevi motifleriyle yapılmış La Havle tesbih sergisi açıldı. Tesbihlerin fiyatı 10 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor. Necef taşı, mamut dişi, kehribar taşı. Birbirinden farklı tesbihler. Diyarbakır'da Osmanlı ve Mevlevi motifleriyle bezenmiş tesbihlerin yer aldığı sergi açıldı. Çeşit çeşit rengarenk tesbihler işte bu sergide bulabilmek mümkün. Osmanlı ve Mevlevi motifiyle bezemiş ince bir ustalık isteyen tesbihler işte burada yerini aldı. Sergi Mahir Turener'in koleksiyonundan oluşuyor. Tesbihlerdeki sanatsal özellikleri anlatmaya çalıştık aslında. Tesbih çok farklı bir sanat ve farklı bir kültür. Osmanlı'dan gelen bir kültür. Tesbihlerin değeri 10 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor. Fil dişlerinden, mamut dişlerinden, köpek balığı dişlerinden, karetta kabuklarından, ardıç ağacından, pelesenk ağacından, hayatında adınızı hiç duymadığınız kafur ağacına kadar çok farklı malzemelerden farklı tesbihler göreceksiniz. Evden çıkarken tesbihsiz çıkmıyorum. Tesbihimi alıp çıkıyorum. Tesbih dolaşamıyorum. Bana göre çok büyük bir emek var üstünde. Bunların her birinde ayrı ayrı bir işlem var. Sergi 7 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
Mevlevi modeli tesbihlerimiz var. Semazenleri anlatan tesbihlerimiz var. Minarelerin şerefelerini tarif eden tesbihlerimiz var. Oradaki temel amaç budur zaten. Doğruyu göstermek ve kültürü oturtturmak istiyoruz. Tam çilek mevsimi başladı derken yapılan araştırmalarda çilek en kirli gıda listesinin ilk sırasında yer aldı. Analiz edilen çileklerde 9 farklı tarım zehrinin kalıntıları bulundu. Çilek en kirli gıdalar listesinde başı çekti. Bu ürünlerde çok fazla pek sıkıntı olmaz. Yenmesinde de bir sorun görmüyoruz. Ancak bunların yegane temeli bilinçsiz ve nereden alındığı belli olmayan bu kalıntıların kullanımının eseridir. Kimi sever, kimi sevmez ama hiç şüphesiz tezgahları renklendiren meyvelerin başında çilek yer alıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre çilek en kirli gıda listesinin ilk sırasında yer aldı. Ziraat mühendisi Ömer Demir, çiftçileri zirai ilaçları resmi satış noktalarından alması gerektiği konusunda uyardı. Şu anda bu mevcut olan tarım kalıntılarını satan internet siteleri ve gayri resmi satışlardan alınan bu kimyasallar, tarım kimyasalları bilinçsiz alınıp bilinçsiz kullanıldığında mevcut olan sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Tarım ilacı kalıntıları ölüme kadar götürebiliyor. Belirli bir kriterler içerisinde atıldı mı olumsuzlara karşı muhafaza eder. Ama bilinçsiz veya gelişigüzel kullanıldı mı bu da büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalırız. Peki meyve ve sebzelerdeki zehirli kalıntılar nasıl yok edilebilir? Bu ürünleri yıkamadan lütfen yemeyelim. Bol suyla yıkayalım. İmkan varsa az sirkeli suyla yıkayalım. Kirli gözüken kısmını kesmeye dikkat ediyorum. Güzel güzel suda bekletiyorum, yıkıyorum. Ben yıkamıyorum aslında çileği. Direkt yiyorsun. Aynen. İzmir Bornova'daki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. A Haber muhabiri Tayfun Er karşımızda. Evet, Bornova Pınarbaşı'nda geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İzmir İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de yangını şu anda söndürmek için destek veriyorlar. İçeride geri dönüşümden dolayı plastik ve kağıt atıklar, bunlar ayrıştırılmış vaziyette duruyordu. Ve gördüğünüz gibi şu anda simsiyah duman İzmir Bornova'yı kaplamış durumda. İşte o balyaları görüyorsunuz, bakın ayrıştırılmış, paket haline, balya haline getirilmiş geri dönüşüm plastik, alüminyum alaşımlı atıklar ve kağıtlar şu anda cayır cayır yanıyor tabiri caizse. İzmir İtfaiyesi 3 koldan yangına müdahale ediyor. Köpük şu anda bir hayli köpük sıkılmış. Alper, buraya gelir misin? Alper gel. Gel böyle. Evet, Can Okanar. Şu anda gördüğünüz gibi itfaiye ekipleri yangına köpük sıkıyorlar. Çoğunluğu plastik. Ben de şu anda burada gözlemliyorum. Gayet net bir şekilde plastik atıklar, geri dönüşüm tesisindeki balya haline dönüştürülmüş plastik atıklar şu anda yanıyor. Alper, gelir misin? Alper. Evet, şu anda ısı burada bir hayli. Gitmiyoruz. Buradayız. Alper gel. Tamam. Hemen. Alper'cim, sen orayı gösterir misin? Evet, Can Okanar. Şu anda deponun içerisindeki kaç ton olduğu belli olmayan plastik atıklar şu anda yanıyor. İzmir İtfaiyesi köpük sıkarak yangına müdahale etmeye çalışıyor ama köpüğün bu yangını söndürmesi şu anda mümkün değil. Çünkü çok şiddetli bir şekilde yanıyor. İşte biz şu anda yangına en yakın noktadayız. Güvenliğimizi de aldık. Burada size bu özel görüntüleri, A Haber'e özel görüntüleri size ulaştırıyoruz. Dediğimiz gibi İzmir'in Pınarbaşı semtinde 7401 sokakta bulunan geri dönüşüm tesisinde ayrıştırılması yapılmış plastik, kağıt ve alüminyum atıklar olduğu depo şu anda yanıyor. Cayır cayır yanıyor tabiri caizse. Herhangi bir olumsuz yaralanma yönünde bir duyum almadık. Şu anda itfaiye ekipleri yangına iki noktadan, hemen sağ taraftan Alper gösterirse, iki farklı depoda çıktı. Şu anda itfaiye ekipleri gördüğünüz gibi mumun üzerinde yangına köpükle
müdahale etmeye devam ediyorlar. Bir tarafta mumun üzerinde, diğeri ise hemen itfaiyenin yangının hemen yanındaki bölgeden şu anda yangına İzmir itfaiyesi müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağırıyor. Ara sözleri de gördük. Tedbiren buraya yönlendirilmiş. Yangın dediğimiz gibi Pınarbaşı'ndaki geri dönüşüm tesisinde yangın devam ediyor. Alper gel böyle. Alper gel böyle. Önüne dikkat et. Gel buradan şöyle biraz daha uzaklaşalım. Evet Can Okanar, İzmir'deki yangın deponun iki farklı bölümünde. İki farklı bölümünde. Alper'cim gel. İki farklı bölümünde devam ediyor. Şimdi bakın bum uzatıldı. Yukarıda da bir tane bum var. Oradan yangını üst taraftan havayla temasını keserek yangını söndürmeye çalışıyor İzmir itfaiyesi. Yalnız şu son bölgedeki, Alper gelir misin biraz daha? Alper gel biraz daha. Bakın yukarıdan köpükle şu anda müdahale ediliyor. Ama içerideki plastik atıkların miktarı oldukça fazla ve için için yanıyor. Köpüğün sebebi de, köpük sıkılmasının sebebi de oksijenle temasını kesmek. İtfaiyenin gayreti şu anda bu. Evet yaklaşık 35-40 dakika önce yangın Bornova Pınarbaşı semtinde geri dönüşüm tesisinde içinde kağıt, alüminyum ve plastik atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde şu anda yangın devam ediyor. Yangın devam ediyor. Biz gelişmeler oldukça aktaracağız. A Haber'e özel görüntülerle yangını şu anda son dakika olarak size iletiyoruz. Kameraman Alper Gündoğdu ile birlikte Can Okanar, biz gelişmeleri oldukça size aktaracağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Reklam arasına giderken hemen bir hatırlatma yapalım. Koronavirüs Bilim Kurulu toplanmıştı. Saat 15'te kurulda alınan kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Saat başında da sizlerle diğer haberler için birlikte olacağız. Saat 14 Ajansı Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyorum. Koronavirüs vakaları 3000'lerin altına indi. Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Gündemde maske konusu var. Toplantıda alınan kararları da Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Ayrıntılar Ankara'dan A Haber muhabiri Ece Altuğ'da. Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanlığı'nda beklenen toplantıyı yapıyor diyebiliriz ki saatler 12.30'u gösterdiğinde toplantı yaklaşık olarak başladı. Tabii gözler aslında Bilim Kurulu'na çevrilmişken bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Saat 15 itibariyle Başkan Erdoğan Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte bir açıklama yapacak. Tabii bugün beklentiler yüksek, özellikle de maske konusuyla ilgili. Aslında açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı ama havaların ısınmasıyla birlikte biraz da aslında kalabalıkla açık alanlara taşınmasıyla birlikte maske kısıtlamasının kapalı alanlarda da gevşeyip gevşemeyeceği merak ediliyordu ki bazı Avrupa ülkelerinde de bu yönde kararlar söz konusu. Yine bir diğer merak edilen noktaysa karantina ve izolasyon, özellikle de aşısı tam olan kişilere şu an itibariyle 7 gün olarak uygulandığını söyleyebiliriz. PCR testi COVID çıkan kişilere uygulanan izolasyon süresi, ama bunun da kaldırıp kaldırılmayacağı tartışılıyordu. Yine Almanya gibi batılı ülkeler örnekleri vardı karantinanın ve izolasyonun kaldırılmasına yönelik. Dolayısıyla Türkiye'den de böyle bir karar gelecek mi? Bu sorunun yanıtını da önümüzdeki saatlerde alıyor olacağız. Tabii bir yandan da okullardaki durumlar da önemli ki buna ilişkin de bir açıklaması vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yine okullarda da maske kararının gözden geçirileceğini söylemişti. Yine elbette okullara ilişkin de bir karar çıkmasını bekliyoruz. Bugün tabii ne gibi kararlar alındı? Gözümüz kulağımız saat 15'te Başkan Erdoğan'ın Bilim Kurulu üyeleriyle yapacağı o açıklamada olacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. En düşük emekli maaşı Temmuz ayında yeniden artacak. Yeni rakam 1 Mayıs'ta açıklanacak. A Para'ya konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyonun tahribatını önleyecek bir düzenleme yapacağız. Çok büyük bir rahatlama sağlayacak dedi. Yaklaşık 800 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemenin yıllık maliyeti ise 13 milyar lira olacak. Düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak.
Yılbaşında 1500 liradan 2500 liraya çıkarılan en düşük emekli maaşı Temmuz ayında yeniden yükseltilecek. Apara'ya özel açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin rakam belirtmedi ama 1 Mayıs'ta müjdeyi vereceklerini söyledi. Temmuz'da sürprizimiz var. 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Bir sosyal refah düzenlemesi olacak. Daha doğrusu enflasyonun tahribatını önleyeceğiz. Çok büyük bir rahatlama sağlayacak. Emekli ikramiyesi üzerinden yürütülen tartışmaları hatırlatan Bakan Bilgin, orada yapacağımız düzenleme tek seferlikti ama bu düzenleme daimi olacak dedi. Bayram ikramiyesinde yapılacak 400 lira artışın toplam maliyeti tek seferde 10 milyar lira. Şimdi bu düzenlemeyi yapacağız. Bunun maliyeti daha fazla ama daimi olacak. Her aya yansıyacak. Bunun maliyeti yaklaşık 13 milyar lira civarında. 800 bin kişilik bir kesimi ilgilendirecek. Ciddi bir kitle var. En düşük emekli maaşının yasayla düzenlendiğini hatırlatan Bakan Bilgin, yeni artış için de yasa değişikliği yapılacağını dile getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik pençe kilit operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de operasyona destek çıktı. Pençe kilit bölgede barış ve huzur için yapılıyor açıklamasında bulundu. Terör örgütü PKK'ya yönelik pençe kilit operasyonu Irak'ın kuzeyinde başarılı bir şekilde sürüyor. Teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuyla birer birer etkisiz hale getirilirken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden de destek geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi etnik ve dini oluşumlardan sorumlu Bakanı Aydın Maruf operasyonu değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır bölgesine PKK terör örgütüne karşı yapılan operasyonda bu haklı olarak bu operasyon bölgede barış için, huzur için, birlikte yaşamak için yapılan bir operasyon olmuştur. Maruf, Iraklı Türkmenlerin her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi. Türkiye her zaman bölgede olan insanlara, vatandaşlara, büyük etnik gruplara, dini gruplara ayrım yapmadan büyük bir destek, büyük bir katkı sağlamıştır diye konuştu. İngiltere'de ortaya çıkan gizemli hepatit virüsü 12 ülkeye yayıldı. Birazdan. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında son duruma bakacağız. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Zaporijya'da. Can Okanar, çatışmalar yoğun bir şekilde devam etmekte. Zaten Rusya, Rus askerleri Zaporijya'nın kıyısına kadar gelmişti ve hemen arkamızda Yulivka köyü var. Kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya sizlere göstersin. Takribi 4 füze saldırısı gerçekleşti Yulivka köyüne ve dumanlar yükselmeye başladı. Zaman zaman yoğun çatışmaların olduğunda belirtelim. Özellikle gece geç saatlerinden bu yana Zaporijya'nın güneyinde bulunan kentlere, kasabalara ve köylere Rusya saldırı gerçekleştirdi. Yine güneydoğusunda bulunan Mariupol yolu üzerinde bulunan birçok noktaya atışlar gerçekleşti. Gün ardında da bu atışları devam etti. Şu anda Rus askerleri Yulivka köyüne takribi 20 kilometre uzaklıkta, oldukça yakınlar ve görmüş olduğunuz gibi Yulivka köyünden dumanlar yükselmeye devam ediyor. Güvenlik gerekçesiyle askerler içeriye sokmadı. Birazcık uzağından sizlere göstermeye çalışıyoruz. Halen daha zaman zaman topçu atışları gerçekleşiyor. Zaman zaman silah seslerini de duyuyoruz. O kadar yakınlar yani birbirlerine şu an itibariyle. Özellikle Rusya, Donbas bölgesi, Mariupol, Azak Denizi kıyıları, öte yandan Karadeniz kıyısında bulunan Mikalayev gibi, Odessa gibi noktaları vururken birazcık daha kuzeye doğru da aslında hattı genişletmeye çalışıyor ve o hatta da Zaporijya var. Zaporijya, Mariupol'den halen daha insani tahliyelerin gerçekleşmiş olduğu nokta ve burası da aslında o güzergahlardan bir tanesi. Yine Yulivka köyü ana yolun birazcık dışında kalan, birkaç kilometre dışında kalan bir noktaydı. Karşıda gördüğünüz o dağlık arazilerin arkasında Rus askerleri var ve zaman zaman topçu atışlarıyla,
füzelerle birlikte de bu noktalara hedef alıyorlar. Özellikle bazı köyler tamamen boşaltılmış durumda şu an itibariyle. Kuşkusuz Rusya'nın ilerleyişi belirli oranda devam ediyor ve bu noktada da Ukraynalı askerlerin yoğun bir mukavemet gösterdiğini belirtelim. Halen daha farklı noktalara atışlar gerçekleşiyor ve silah sesleri geliyor. Özellikle Zaporojye önemli bir nokta, nükleer santrallerin bulunmuş olduğu bir nokta ve bu noktada merkezi alanlar da vurulmuştu. Özellikle o noktalarda bulunan sanayi sitelerinde askeri tesise çevrilmiş noktalara hedef almaya çalışıyordu. Bunun yanı sıra bu şekilde köyleri de vurmaya devam ediyor şu an itibariyle. Rusya özellikle Zaporojye'yi belirli noktalardan sarmaya çalışıyor. Bu da oldukça önemli. Zaten güney kıyıları, yani Dnieper Nehri'nin Zaporojye'nin hemen Dnieper Nehri altında o noktada bulunan güney kıyıları tamamen sarmış durumdaydı ve şimdi merkeze doğru ilerleyişini sürdürmek için işte bu köylerden, kasabalardan geçmeye çalışıyor. Yoğun bir şekilde buraya tanklarla birlikte sevkiyat gerçekleştirildiğini de belirtelim. Çünkü güneyde bulunan Mikolayev'e oldukça yakın, o hatta oldukça yakın ve burada da bir tehdit olmasın istiyor Rusya görünen o ki ve bu nedenden dolayı da saldırılarını sıklaştırmış durumda. Kuşkusuz bugün önemli bir gün aslında. Guterres bilindiği üzere Moskova'da olacak. Daha sonra Kiev'e geçecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yine Başkan Erdoğan'ın Putin görüşmesi konusu var. Geçtiğimiz günlerde Zelenski ile görüşmüştü. Savaşın durması, ateşkes olması ve bir anlaşmanın artık imzalanması noktası. Evet, bakın bir duman daha yükseldi yine. Biraz daha alevlendi o nokta. İşte o noktaya atışlar gerçekleşiyor ve şu anda Yulivka köyü, Zaporojye'ye bağlı Yulivka köyünde manzara tam olarak bu. Savaş yalnızca tabii bu noktada değil, birçok noktada bu şekilde yerleşim yerlerinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Ukraynalı askerler de gerek karadan gerekse havadan mukavemet göstermeye çalışıyorlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin'in gelişiyle birlikte birçok da destek noktasında bilindiği üzere Ukrayna'ya söz verilmiş durumda. Tabii ki bu desteklerle ilgili de Rusya'nın nota verdiğini bilmekteyiz ve özellikle kim destek verirse Ukrayna'ya onlar da açık hedefimiz ifadesini kullandı saha için Rusya kanadı. Önümüzdeki süreç bize neleri gösterecek, yakından takip edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Can Okanar. Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına ve İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan bombalı saldırılarla ilgili terör örgütü MLKP'ye operasyon düzenlendi. Çanakkale merkezli operasyonda 9 kişi yakalandı. Terör örgütü MLKP'ye operasyon yapıldı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 12 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Çanakkale, Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslere baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı. 3 şüpheli ise aranıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Ceza İnfaz Kurumu personeli ve İstanbul'daki TÜGVA'ya yönelik bombalı saldırılarda MLKP terör örgütünü işaret etmişti. İşte o terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmalarda başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Gözaltındaki 9 kişinin sorgusu sürüyor. Adreslerde el konulan dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar da inceleniyor. Kobani soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheliden 30'u serbest bırakılmıştı. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu duruma itiraz etti. Serbest bırakılan 30 zanlıdan 25'i tutuklandı. Operasyonda tutuklanan kişi sayısı böylece 43'e yükseldi. Kobani soruşturmasında toplam tutuklu sayısı 43'e çıktı. 6-8 Ekim 2014'teki terör olaylarında 37 kişi hayatını kaybetmiş, PKK-PYD yandaşları kentleri yakıp yıkmıştı. HDP zaten o zamanki bu olayların bir numaralı faali HDP milleti sokağa döktü. Bu çocuklarımızın şehit olmasına sebep onlar oldular. Ben ağır bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6-8 Ekim olaylarına mali destek sağlayan şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Ankara merkezli 13 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 10 yıllık mali veriler, gizli tanık beyanları ve HTS kayıtları incelendi. 91 şüphelinin Kobani olaylarıyla bağlantılı olduğu belirlendi.
Şüphelilerin HDP'li belediyelerin gelirlerini terör örgütü PKK'ya aktardığı, terörist yakınlarına maddi yardımda bulunduğu tespit edildi. 12 Nisan'da polisin 13 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda 91 şüpheliden 49'u yakalandı. 42 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, hakkında yakalama kararı olan 21 kişinin PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı öğrenildi. Zanlılardan 18'i sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken bir kişiye de ev hapsi verildi. Sulh ceza hakimliği ise 30 örgüt üyesini serbest bıraktı. Başsavcılık 30 kişinin serbest kalmasına itiraz etti. 25 şüpheliye ilişkin başsavcılığın yaptığı itiraz kabul edilirken 5 kişiye yönelik itiraz reddedildi. 25 kişiye daha tutuklama kararı çıkmasıyla birlikte gözaltına alınan 49 kişiden 43'ü tutuklanmış oldu. Yerli imkanlarla üretilen yüksek hızlı akıllı mühimmat Atom göreve hazır hale getirildi. Atom, Türk piyadesinin en önemli ateş güçlerinden biri olacak. Özellikle siper arkasında saklanmış keskin nişancılar tehdit olmaktan çıkacak. Atom 40 milimetre yüksek hızlı akıllı mühimmat. Aselsan'la makine ve kimya endüstrisi öz kaynaklarıyla geliştirildi. Farklı silah sistemlerinde keskin nişancılardan insansız hava araçlarına kadar geniş bir tehdit grubuna karşılık verebilen Atom, Türk piyadesinin en önemli ateş güçlerinden biri olacak. Yüksek hızlı akıllı mühimmat, içinde bulunan özel elektromekanik bileşenler vasıtasıyla namludan çıkarken havada parçalanacağı zamana programlanabiliyor. Böylece mühimmata nerede patlayacağı bilgisi namludan çıkarken yükleniyor. Mühimmat hedeflenen yere geldiğinde şarapnel etkili gövdesinden ayrılan 500'den fazla çelik parçacık ve gövde içinde bulunan patlayıcı dolguyla hedefe karşı yüksek etkinlik gösteriyor. Atom, farklı platformlarla görev yapıp teröristlerce kullanılan mini İHA'ları imha edebiliyor. Mühimmat, kara hedeflerine karşı da Aselsan Sarp uzaktan kumandalı silah sistemi ve 3 ayak sehpa üzerinde Aselsan Atom Atış Kontrol Sistemi ile birlikte kullanılıyor. Yüksek hızlı akıllı mühimmatın birliklerde kullanılmaya başlanmasıyla özellikle siper arkasında saklanmış terörist gruplar, bina içine gizlenmiş keskin nişancılar artık tehdit olmaktan çıkacak. Tunca Nehri'ni besleyen Bayır Deresi'nde kirlilik ve koku had safhaya ulaştı. Son durum Edirne'den A Haber muhabiri Umut Işık'ta. Evet Can Akonar, şu anda Edirne'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Bayır Deresi'nin olduğu noktadayız. Dere, Tunca Nehri'ne kollarından bir tanesi aynı zamanda. Kirlilik nedeniyle yüzeyini yeşile bürünmüş durumda. İçerisindeki çöp atıkları da nehrin yüzeyine çıkmış, derenin yüzeyine çıkmış durumda. Bölgedeki tesis ve evsel atıklar nedeniyle dere adeta bir çöplüğü andırıyor. Halk arasında Bayır Deresi olarak bilinen ve üzeri yosunlarla kaplı kanaldaki atıkların yol açtığı kirlilik adeta çöplüğe dönmüş durumda. Hayvanların su içtiği, üreticilerin de tarlalarını sulamada kullandığı dere kirlilik nedeniyle yosunlarla kaplanıp yeşile büründü. Yüzeyi ise çöple doldu. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nden geçen dere akış olmaması nedeniyle yüzey yosunla kaplanarak ve birçok evsel atık nedeniyle inanılmaz bir de koku yaymaya başladı. Özellikle hava sıcaklıklarının artması dere akışının tamamen durmasına neden oldu ve dere içerisindeki çöpler de yüzeye çıkmış durumda. Hemen etrafında yerleşim yerleri de bulunuyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte nehir yüzeyindeki yosunlar ve çöpler nedeniyle birçok sinek de bulunuyor bölgede. Çevredeki vatandaşlar da bu durumdan oldukça şikayetçi olduklarını belirtebiliriz. Ağır bir koku da yayıyor etrafa çöpler bu durumdan dolayı. Geçen yıl devlet su işleri ve belediye ekipleri temizlenen tahliye kanalını rüzgarın sürüklediği atık malzemeler
nedeniyle tekrardan kirlendi. Bölge sakinleri telef olmuş bir atın da bu bölgede dikkatleri çektiğini, bu kanalın, bu derenin tekrar temizlenmesi istediklerini belirttiler. Bu noktada çevre kirliliği gerçekten kötü bir koku oluşturuyor. Tahliye kanalındaki kirliliğin en kısa sürede temizlenmesini ve su akışının nedeninin de büzlerin küçük olması nedeniyle bu kirliliğin sebebiyet verdiğini söyleyip sözü tekrardan sizlere bırakalım. İngiltere'de ortaya çıkan gizemli hepatit virüsü 12 ülkeye yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü virüsten ilk ölümün gerçekleştiğini duyururken devletleri de inceleme yapmaya çağırdı. Gizemli hepatit virüsünden ilk ölüm gerçekleşti. İngiltere'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan hepatit virüsü bulaştığı bir çocuğun ölümüne neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada vaka sayısının 170'i aştığı ifade edildi. Vakaların 70'ten fazlasını çocuklar oluşturuyor. Bu virüs için kayda geçen ilk ölüm yeni bir salgın mı başlıyor sorusunu akıllara getirdi. DSÖ ise üye ülkeleri araştırma yapmaya çağırırken küresel salgın ihtimalinin belirsiz olduğu kaydedildi. Hepatit virüsü bugüne kadar 12 ülkede görüldü. Vakaların çoğu Kuzey Avrupa ülkelerinde bulunurken ABD ve İsrail'de de ilk vakalar tespit edildi. Virüse yakalanan çocuklar sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtiler gösteriyor. Orta Afrika ülkesi Kongo'da Nisan ayının ilk günlerinde ortaya çıkan Ebola vakaları hızla artıyor. Şu ana kadar 3 eyalete yayıldığı tespit edilen virüse bağlı ilk ölüm Ekvator eyaletinde yaşandı. Salgın hali ilan edilen ülkede 74 kişi karantinaya alındı. Kongo'nun kuzeyinde patlak veren Ebola vakaları artışa geçti. Olası bir salgın haline karşı tedbirlerin sıkılaştırıldığı ülkede 74 kişi karantinaya alındı. Endişe veren gelişmeyi Kongo Hastalık Kontrol Merkezi duyurdu. Açıklamada Nisan'ın ilk günlerinde ortaya çıkan salgının an itibarıyla 3 eyalete sıçradığı bildirildi. Şu ana kadar 74 hastada tespit edilen virüs nedeniyle en az bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. %50 ile 90 arasında değişen ölüm oranıyla toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit eden Ebola, hayvanların vücut sıvılarıyla temas sonucu bulaşıyor. Afrika'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahale yetersizliği, hastalık ve ölüm riskini artıran en önemli etkenlerden. Türkiye hem rüzgar hem de güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğu şanslı ülkelerden biri. Bu avantaj her geçen yıl daha fazla değerlendiriliyor. Yenilenebilir enerjide gelinen son durumu Ankara'dan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktaracak. Can Okanar, dünyada iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında aslında son dönemde yenilenebilir ve yeşil enerjiye yönelim hız kazanmış durumda. Türkiye'de bu alanda özellikle yenilenebilir enerji üretimi bakımından oldukça avantajlı bir coğrafyaya ve iklime sahip. Dolayısıyla özellikle güney bölgelerindeki sıcak bir iklim, aynı zamanda yapısal avantajlar Türkiye'yi bu alanda bir adım öne taşıyor. Geldiğimiz noktada Türkiye özellikle güneş enerjisi kurulu gücü bakımından 2017'den bu yana yatırımlarını arttırdı. Hemen tablomuzda inceleyelim. 2017 yılında 3421 megawatt elektrik enerjisi üretilirken güneş enerjisinden geldiğimiz noktada 2021 yılında 7816 megawatta kadar çıktı bu kurulu güç. Dolayısıyla 2021'de en yüksek seviyeye ulaştı. Bunda da yapılan yatırımların etkisi var. Aynı zamanda 2022 yılında mevcut içinde bulunduğumuz yılda yeni projeler ve yatırımlarla aslında 2022'de çok daha yüksek rakamlarla karşılaşacağız. 2022'nin sonunda rakamlar ortaya çıktığında. Tabii güneş enerjisi önemli bir parçası. Yeşil yenilenebilir enerjinin bir diğer noktada da rüzgar enerjisi var. Diğer tabloya geçtiğimiz onu da net bir şekilde göreceğiz. 2021 itibariyle Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 10.750 megawatt
Şubat'a kadar yükseldi. Ancak 2017'ye baktığımızda yani 5 yıl önce 6516 megawatt olan bir rakam söz konusuydu. İşte az önce bahsettiğimiz gibi Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede erkenden harekete geçmesi, yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarla birlikte bu rakam 2017'de 6516 megawattken yatırımlarla birlikte 2021'de geldiğimiz noktada 10.750 megawatta kadar yükseldi. Yine tekrar ifade edelim, 2022 yılının bugünlerinde başlayan projeler ve yatırımlarla birlikte aslında 10.750 megawatt olan rakamında çok üst seviyelere yükseleceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla Türkiye yeşil ve yenilenebilir enerjiyi üretme bakımından avantajlarını kullanırken bu avantajlara yatırımlarını da ekleyerek rakamları had safhaya çıkardı. Tekrar ifade edelim, rüzgar enerjisi 2021'de rüzgar enerjisinden elde edilen enerji 10.750 megawatta kadar yükseldi. Bu daha da artmaya devam edecek. Biz de takip edeceğiz diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Can Okanar. Sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmenin ilk adımı ürünleri satın alırken ambalajlar üzerindeki bilgilere dikkat etmek. Peki ambalajlı ürünlerdeki harfler ve işaretler acaba ne anlama geliyor? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu ajansta. Marketlere gittiğimizde, alışveriş ihtiyacımızı giderdiğimizde, herhangi bir ambalajlı bir ürün aldığımızda evet son kullanma tarihine bakıyoruz. Ancak o ambalajların üstündeki o işaretleri hemen hemen birçoğumuz gözden kaçırıyoruz. Onlar aslında bizlere birçok şeyi anlatıyor. Peki neleri anlatıyor? İşte onu da konuğumuza soracağız. Yanımda doçent doktor Ela Keskin var. Efendim yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Önümüzde de birçok gıda şöyle paketli ambalajlı ürünler bulunuyor. Efendim şimdi bu ambalajların üstünde bir işaretler var. Onlar bize neyi anlatıyor? Şimdi bir kere o ürünle ilgili bir takım bilgiler veriyor. Onlara mutlaka bakmak gerekiyor. Aslında hepimiz bunu atlıyoruz. Ürün aldığımız zaman o bizim yiyebileceğimiz, içebileceğimiz bir şey mi? TSE damgası var mı? Yani onaylanmış bir ürün mü? Yiyecekle tüketilebilir mi? Artığını nereye atmamız gerekiyor? Bir takım işte bakanlıklarla ilgili Tarım ve Gıda Bakanlığı'ndan onayları var mı? Bunu gösteren amblemler var üzerinde. Bu tür ürünlerin, bunlara dikkat etmek lazım. Bir de ürünlerin içeriğine de bakmak lazım. İşte trans yağ içeriyor mu? GDO var mı içerisinde? Ne kadar karbonhidrat, ne kadar kalori ihtiva ediyor? Protein miktarı ne kadar? Bunların hepsine bakmak lazım. İyot içeriği yüksek mi değil mi? İyotlu mu, iyotsuz mu? Çünkü bunlar bizim vücudumuzda, metabolizmamızda gereği olan maddeler. Dolayısıyla bir ürünü alırken sadece şekline, şemaline ve kullanılabilirliğine değil, içeriğine de bir göz atmakta fayda var. Hocam bir iki örnek gösterebilir miyiz? Aşina olduğumuz birkaç bir amblem var. Mesela burada gördüğünüz önce enerji ve besin öğelerini gösteren bir tablo var. Ardından da burada bir takım işaretler var. Mesela bu işaret gıdanın yemek içmekle tüketilebilir olduğunu gösteriyor. Buradaki işaret de geri dönüşüm olabileceğini, yani bu kutunun geri dönüşüme girebileceğini, dolayısıyla bunu kağıt olan geri dönüşüm çöpünü atmak gerektiğini gösteriyor. Yani bize bir bilgi vermiş oluyor. Bizi bir nevi yönlendiriyor, evet, ki bu öyle. Çok da iyi bir şey diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bunun üzerinde de gördüğünüz gibi gene ne kadar kalorisinin, karbonhidrat içeriğinin, yağ içeriğinin, işte lif içeriğinin miktarı var. TSE damgası var. En önemlisi galiba TSE. TSE damgası çok önemli gerçekten. Bir kere TSE damgası olmayan bir şey. Bunu aslında çocuklarımıza ilkokulda bile öğretiyorlar. Eğitimi var bunun. TSE damgası olmayan gıdaların tüketilmemesi gerektiğine bakmak lazım. Son kullanma tarihlerine mutlaka bakmak lazım. O da en önemli bilgilerden bir tanesi. Çünkü bayat, son kullanma tarihi, raf ömrü geçmiş gıdaların tüketimi zehirlenmelere neden olabilir. Özellikle yaz aylarında çok dikkat etmek lazım. Hocam bir de mesela sık burada trans yağ yoktur diye bir imgesi var. Bu da önemli. Trans yağ içeriğinin olmasını istemiyoruz. Bu tür paket gıdalar tüketiminde dikkat etmek gerekiyor. Hocam son olarak
uyarmak istediğiniz böyle bir iki bir cümleyle bitirelim. Bir kere GDO'ya ve trans yağ içeriğine özellikle dikkat edilmesini, ayrıca doğa kirliliği içinde bu gıdaların nereye atılabileceğini, bu paketlerin nerede yok edilebileceğine dikkat etmek çok önemli. Ayrıca içeriğine de mutlaka TSE damgası olup olmadığına bakmak lazım ve bu şekilde biraz daha bilinçli bir tüketici olursak sanıyorum hem doğa için hem kendimiz için daha yararlı olmuş oluruz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Konuğumuz Doçent Doktor Ela Keskin'le birlikte ambalajların üstündeki o sembolleri konuştuk. Tüketicilerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda da püf noktaları verdik diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Türkiye yüzlerce göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan toz taşınımı kuş gözlemcileri için bir fırsat olarak görüldü. Çöl kulaklı toygarı Türkiye'de ilk kez Hatay'da görüntülendi. İsmi çöl kulaklı toygarı. Türkiye'de gözlemlenen 496. kuş türü oldu. Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı, Orta Doğu'dan göç eden kuşlar için bir dinlenme yeri. Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu'yla Soner Bekir, Irak ve Suriye'den gelen toz taşınımı için bölgeye gitti. Göçmen kuşları takip etti ve ilk kez çöl kulaklı toygarını görüntülemeyi başardılar. Türkiye'de daha önce hiç gözükmemiş çöl kulaklı toygarını Soner Bekir'le kayda geçirdik. Peki bu kuş türü neden heyecanla karşılandı? Bu türün Türkiye'de hiç kaydı yok. Türkiye'de dağlarda yaşayan kulaklı toygardan farkı suratının daha beyaz olması, sırtının daha açık krem renkli olması ve daha ufak bir boyda olması. Emin Yoğurtçuoğlu çöl kulaklı toygarını yaşam alanında uzun bir süre takip etti. İzlenimlerini anlattı. Yanında Türkiye'de dördüncü kere kaydedilen küçük çöl toygarı da vardı. Ve onlar çöl kuşları olduğu için birbirlerini tanıyorlar. Mileyha'da deniz kenarında birbirlerini bulmuşlar. Burada birlikte takılıyorlardı. Türkiye'deki kuş cennetlerine vatandaşın duyarlı olması halinde birçok kuş türünün daha gelmesini beklediklerini söyledi Emin Yoğurtçuoğlu. Aa, dünkü burada çektim zaten. Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Esen kalın.